Baba Torik. Dünya Kupası yarı final karşılaşmalarından ilki Uruguay ile Hollanda arasında oynanacak. Her iki takım da son çeyrek final karşılaşmalarında açıkçası rüya gibi skorlarla buraya geldiler. Yani çok enteresan karşılaşmalar oynadılar. Uruguay takımı Gana karşısında uzatmanın son dakikasında belki de mucizevi bir şekilde kullanılan penaltıyı Asamoah Gyan'ın direğe vurmasıyla birlikte maçı penaltılara taşıdı ve penaltılar sonucu Gana'yı eleyerek yarı finale yükseldi. Hollanda ise turnuvanın belki de başından beri en önemli 2-3 favoriden biri olarak gösterilen Brezilya'yı saf dışı bıraktı. 1-0 geriden gelerek saf dışı bıraktı açıkçası. Yani çok önemliydi bu Hollanda takımı açısından. Bu Dünya Kupası'nda açıkçası Hollanda'nın performansını şu şekilde görüyorum. Yani daha önceki Dünya Kupalarında biliyorsunuz Hollanda takım hep göze hoş gelen futbol oynardı. Hep hücum futbolunu iyi yapardı. Ama turnuvaların sonunu göremezdi. Yani çeyrek finallerden ötesini göremezdi. Bu sefer yarı finale yükseldiler ama oynadıkları oyunu açıkçası ben yani grup maçlarının ilkinden başlayarak oynadıkları 5 karşılaşmada da hani Hollanda'nın hiç yüksek bir testi oynadığına rastlayamadık. Yani göze hoş gelen futboldan biraz saptılar. Daha defansif, yani defansı ön plana alan bir Hollanda takımı ve hızlı çıkışlarla pozisyon almaya çalışan bir Hollanda takımı izliyoruz. Çok göze hoş gelen futbol oynamıyorlar ama bu sefer de bunu skora yansıtmasını çok iyi başardılar. Mesela Brezilya karşısında ilk yarıda yani oldukça kötü bir Hollanda vardı ama ikinci yarıda biraz toparlandılar. Açıkçası hani ben ikinci yarıda çok beğenmedim Hollanda takımını ama en azından skor üstünlüğünü ele aldıktan sonra oyunu tutmayı başardılar Brezilya'ya karşı. Burada tabii Brezilya'nın 2-1 iken 10 kişi kalmasının büyük bir etkisi oldu. Tabii Hollanda'nın ekmeğine yağ sürdü adeta. Kötü oynadıkları bir karşılaşmada, yani kötü giderken karşılaşma bir anda Felipe Melo ve Cesar'ın, Brezilya kalecisi Cesar'ın yaptığı hatayla beraberliği yakaladılar ve güzel bir korner organizasyonuyla da 2-1 karşılaşmayı kazandılar ve yarı finale yükseldiler. Uruguay takımı ise mucizevi bir şekilde dediğim gibi Suarez'in son dakikada o topu eliyle çizgiden çıkarması belki de hayat verdi Uruguay'a. Luis Suarez halk kahramanı ilan edildi ama bu karşılaşmada Uruguay'ı yalnız bırakacak. Dünya Kupası öncesinde hep Uruguay'dan şu şekilde beklentimiz vardı. Hani onların iyi bir defansif yapıya, iyi bir orta sahaya sahip olduklarını düşünüyorduk. Hatta Forlan ve Luis Suarez ikilisinin belki de Dünya Kupası'ndaki en iyi forvet ikililerinden biri olduğunu söylemiştik. Ama tabii Cavani'nin de bu ikiliye destek vermesiyle birlikte Uruguay takımı biraz daha hücumda etkin gözüktü. Yani onlardan çok fazla hücum anlamında hani bir şey beklenmiyordu ama Cavani'nin de özellikle Forlan ve Luis Suarez'e katkısıyla birlikte Uruguay takımı yarı finale kadar yükseldi. Tabii biraz fikstürlerinin de vermiş olduğu bir hani şans diyeyim ben ona. Çünkü çok hani üst düzey takımlarla eşleşmedi Uruguay takımı. Ama sonuçta yarı finale yükseldiler onlar da uzun bir aradan sonra ve bu karşıda Hollanda karşısına çıkacaklar. Yani finali çok isteyeceklerdir. Ben çok mücadelesi yüksek bir karşılaşma bekliyorum ama Uruguay takımı tabii en büyük handikapı bu karşılaşmada Luis Suarez'in oynayamayacak olması. Bu anlamda, hücum anlamında Uruguay mutlaka Luis Suarez'in yokluğunu hissedecektir. Forlan daha önde oynayacaktır bu karşılaşmada. Son adam olarak oynayabilir. Hollanda takımında ise turnuva başından beri belki de Hollanda'nın en iyi yeri olan Van Bommel ve De Jong ikilisi ön libero'da bu karşılaşmada biraz sekteye uğrayacak. Yani De Jong'un bu karşılaşmada kart cezası nedeniyle oynayamayacak olması Hollanda'nın o defansif özelliğini, orta sahadaki o baskısını biraz daha göremeyebiliriz bu karşılaşmada. Onun yerine kimin oynayacağı da henüz belli değil. Hücuma dönük bir Van der Vaart'ı mı tercih eder? Yoksa daha defansif bir oyuncu mu tercih edecek orada Van Marwijk? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ben Hollanda'nın yine de bir adım önde olduğunu düşünüyorum yine bu karşılaşmada. Çok fazla gol beklemiyorum. Çünkü her iki takım da temkinli oynayacaktır. Az golle birlikte ben Hollanda galibiyeti bekliyorum ve Hollanda'nın finale adını yazdıracağı kanısındayım ben. Baba Torik.